Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Herkese merhaba. İkinci dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Formüllerimiz önümüzde. Evet, önümüzde. Ama biraz da aklımızda olması gerekiyor. Önümüzde olduğu kadar ezberlemeye de çalışın. Ana formüllerimiz arkadaşlar kök toplamı, kök çarpımı, kök farkı. Kök toplamını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Kök çarpımını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ama kök farkını o kadar önemli ki bu formülü unutuyorsunuz. Bu üç formül kesinlikle ezberimizde. Bakalım ne demiş bize soruda arkadaşlar. Hemen ee, kalemimi keşfettiğim zaman, evet bir ikinci derece denklem vermiş. Köklerinin farkının bir olduğunu vermiş. Peki ne demektir kök farkı? Hemen yazalım. Köklerinin farkı mutlak değerce olur. Formülümüz mutlak değerce kök delta bölü mutlak değer a olmak zorunda. Hemen alalım denklemimizi. A'mız m b'miz eksi 3m c'mizde yanında x olmayan yani sabit sayımız 3m eksi 2 dedik. Hemen başlayalım mı? O zaman bunun bana 1 olduğunu vermiş. Delta'yı bulalım sonra yerleştirelim. Delta neydi arkadaşlar? b kare eksi 4a ve c. Delta'yı bulalım. b kare demiş. Eksi 3m'nin karesini alacağız. Unutmayın arkadaşlar. Eksi 4 çarpı a'mız m, c'mizde 3m eksi 2 dağıtalım çarpalım ay bunun karesini yazmayı unutmayalım hayda bakalım 9m kare dağıttım arkadaşlar eksi 12m kare artı 8m haline yazdık bunu da bir düzeltelim eksi 3m kare artı 8m alalım artık formülümüze yerleştirmeye hazırız yazalım arkadaşlar kök içinde eksi 3m kare artı 8 m bu kök içinde görüyoruz mutlak değer m eşittir 1 olduğunu söylemiş şimdi ne yapalım her iki tarafın karesini alalım arkadaşlar her iki tarafın karesini alarak kökten kurtulalım aynı şekilde mutlak değerden de kurtulalım her iki tarafın karesini alıyorum arkadaşlar. Evet. Her iki tarafın karesini alıyorum. İlk durumda karesini aldığım için kökten kurtuldum. Eksi 3 m kare artı 8 m. Aşağıda m kare kaldı. Onu 1 ile çarpacağım arkadaşlar. Bir tarafa at, atacağım. Haydi bakalım ikinci derece denklem. m kare başta, m ortada ve sabit sayı sonda olacak şekilde düzenleyeceğim. Bizim sabit sayımız yok. O zaman doğal olarak ne yapacağım paranteze alacağım. Burada m eksi 2 kaldı. Diyelim bakalım m arkadaşlar ya sıfır olmalı ya da m 2 olmalı. Peki m 0 olduğu zaman benim için ikinci derece denklem olmayacak. O zaman kök ilişkisi de olmayacak. m'nin 0 olmayacağını bileceğim. m'yi 2 olarak denklemimize bir yerleştirelim. Yani benim denklemim 2x kare eksi 6x 2 e, ile 3'ü çarptım 6 artı 4 eşittir 0 oldu. Şimdi benden ne istemiş? Kök çarpımını mı istemiş? Ben bunu biliyor muyum? C bölü A olduğunu hemen yerleştirelim. C'mizi 4 görüyoruz. A'mızı 2 görüyoruz. Ve kök çarpımının biz 2 olduğunu söyleyerek soruyu bitiriyoruz. Kök farkını ezberleyin arkadaşlar. Evet ne demiş? bir denklem vermiş. Bakın arkadaşlar x1'in x2 artı 2'ye eşit olduğunu vermiş. Ne yapabilirim? İstersem x1 ile x2'yi aynı tarafa atıp kök farkından gidebilirim. Ya da arkadaşlar bakın kök toplamını görüyorum. Şöyle hani b'yi biliyorum ya arkadaşlar bakın b'yi biliyorum. Şöyle de yapabilirim. A'mız bu, B'miz bu, C'miz bu. Kök toplamı formülünden de gidebiliyorum. Kök toplamı formülüm neydi? X1 artı x2 eksi B bölü A'ydı. Yerleştirelim. X1 yerine peki iki tane. E, X1 yerine şunu yazabilir miyim? X2 artı 2 yazabilir miyim? Yazarım. Artı x2. B'mize bakalım arkadaşlar. B'mizin eksisi var. Formülümüzden bir eksi var. Eğer başlarda zorlanıyorsanız şurayı yazın arkadaşlar. A'mız 1, B'miz eksi 6 ve C'miz de M eksi 5. Sonra yerleştirmeye devam edin. Bakın eksimiz var. Bir de formülümüzden eksi var. Eksi götürdü birbirlerini. 6 bölü 1 kaldı. O zaman 2 tane x 2. 2'yi de karşıya atarsam 4. x 2'yi ben 2 olarak bulur muyum? Köklerden birini bulduysam denklemi sağlamak zorunda mı? Aynen öyle. Nereye koyuyorum? Denklemin içine koyuyorum bu kökümü. 6x artı m eksi 5 eşittir 0 denklemine her x gördüğüm yere 2 yerleştiriyorum. 2'nin karesi 4 eksi 6 çarpı 2 12 artı m eksi 5 eşittir 0 oldu. Buradan ne buldum? eksi 13 buldum. Karşıya attım. m'yi 13 olarak bulmuş oldum. Bize m'yi soruyor. O zaman bitirdik soruyu. Dediğimiz gibi isterseniz kök farkı formülünden de gidebilirsiniz. İsterseniz kök toplamı formülünden gidebilirsiniz. Bakalım. Kökleri ardışık iki tam sayı. M değerlerinin toplamı nedir diye sormuş. Önce dikkat ediyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Önce bir her iki e, tane x, ne demek her iki tane x? Denklemimizde iki tane x var. Biz bunları bir düzeltmek zorundayız. Bir x parantezine alayım arkadaşlar bunu. eksi m, eksi 2, x artı 6 eşittir 0 halinde yazalım. Peki. Ee, neyi biliyorum? Kökleri ardışık iki tam sayıysa. Yani köklerinden birine eğer ben ne dersem, ikinci kökümün ne olduğunu biliyorum? N artı 1. Ya da köklerinin farkının 1'e eşit olduğunu söyleyebilir miyim? Aynen öyle. Köklerinin farkının kesinlikle 1'e eşit olduğunu biliyorum. Bunu nereden çıkarttım? Arkadaşlar ardışık sayıların arasındaki farkların, kesinlikle 1 olduğunu biliyorum. O zaman ben şunu yapar mıyım? Köklerinin farkının, köklerinin farkının kesinlikle 1 olduğunu söyleyebilirim. Neydi kök farkımız? Kök delta bölü mutlak değer a eşittir 1 derim. Haydi yerleştirelim o zaman formülümüze. Kökümüzü açalım. Deltamızı yazmaya başlayalım. B kare. B'mizi görüyorsunuz arkadaşlar. Eksi m, eksi 2'nin parantez karesi, eksi 4 çarpı, a çarpı, 6 yazarım. a neydi? Başka sayısı bakın, x karenin önü 1. Mutlak değer içinde 1 yazmamın anlamı yok ama görün diye yazdım, eşittir 1. Hem içeriği düzeltelim, sonra da karesini alalım. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Eksi burada bir de 24'ümüz var. Bunun 1'e eşit olduğunu söylüyorum. Bu kökten kurtulabilmek için her iki tarafın karesini alırım. Evet aldım. Nasıl bir denklem çıktı? M kare artı 4 M. Orayı da bir düzeltelim. Eksi 20 eşittir 1 gibi bir denklem çıktı. İkinci derece denklem ne olmaz arkadaşlar? Bu şekilde olmaz. Hepsini bir tarafa atıp sıfıra eşitleyelim. M kare artı 4 M eksi 21 eşittir 0 diyelim. Peki ne soruyor bana? M değerlerinin toplamı. Aslında bu da ikinci derece denklem mi? Aklımıza yine M1 artı M2 yani kök toplamları bu benim için M'li bir denklem. Tek kök toplamları M1, M2 eksi B bölü A diyebilirim. Hemen yerleştirelim. B'mizi bu denklemimizin B'si arkadaşlar yukarıdaki denklemle bitti işimiz. Bunun Bununki B'si gördüğünüz gibi 4. Yerleştirelim o zaman. Eksi 4 bölü 1'den M değerleri toplamının eksi 4'e eşit olduğunu biliyorum arkadaşlar. Hiç deneme yanılma yapmıyorum. Formüllerimizi yerinde kullanırsak çok işimize yarayacak. Geçtik bir sonrakine. Evet. Kare toplamı diye bir formülümüz var mı? Ana formüllerimiz kök toplamı, kök çarpımı ve kök farkı. Peki bu formülü biz nereden bulacağız? Şuradan bulacağız arkadaşlar. Çarpanları ayırmada şöyle bizim bir formülümüz var mı? Oraya yerleştireceğim. A kare artı B kare arkadaşlar. Şöyle bir formülümüz var. A artı B'nin parantez karesi eksi iki tane A çarpı B. Peki A ve B yerine A yerine x1 B yerine x2 yazarsam benim şöyle bir formülüm çıkar mı? x1'in karesi artı x2'nin karesi parantez içinde x1 artı x2'nin parantez karesi oluyor. Bu da kök toplamı. Eksi 2 tane x1 çarpı x2 haline geliyor. İşte bizim köklerin karelerinin toplamı formülü. Bu da arkadaşlar 13'e eşitmiş? Evet. Hemen bakalım arkadaşlar. Burası eksi b bölü a. Açtık parantezimizi. A'mızı yazalım. A'mız gördüğümüz gibi b burada ve c'miz de burada. Yerleştirelim hemen. Eksi b bölü a'nın parantez karesini alacağım. Sonra eksi 2 çarpı c bölü a yazacağım. Bunu da 13'e eşitleyeceğim. Haydi bakalım. B'mizin bir eksisi var arkadaşlar. Görüyoruz. Eksi M artı 6 bölü A'mız 1. Ama görün diye yazdık. Karesi eksi 2 çarpı C'miz eksi M eksi 1. Şöyle biraz uzatalım. Bölü 1'imiz var ve bu da 13'e eşitmiş. Paydaları öylesine formülü uyguladığımı görün diye yazdım. Alalım karesini. M kare eksi 12M Artı 36 dağıtalım eksi 2 ile artı 2m artı 2 eşittir 13 diye bir denklem çıktı. İkinci derece hepsini düzeltelim. M kare başta M ortada ve sabit sayı sonda olmalı. 13'ü de sağa attım arkadaşlar. 13'ü attım. Ne etti orası? Ee, bir dakika 39 değil mi? 38 var. 13'ü çıkartırsam ben oradan bir 25 gibi bir ifade kalacak. Artı 25 eşittir 0. Ne diyor? M değerini soruyor. Peki burada deneme yanılma yapar mıyız? Yaparız. M ile M deriz. 5 ile 5 deriz. Her ikisinin de eksi olması gerekiyor. Ve bunları sıfıra eşitlersem M değerini arkadaşlar M-5 eşittir 0'dan. Bazen bunu nereden buldunuz hocam diyorsunuz. Bakın karşılıklı yazdık ya. Aldım bunu sıfıra eşitledim ve m değerini buldum. Yani aslında m 5 eşittir sıfır denkleminden ben m'yi 5 olarak buldum. m'yi soruyordu. Bitirdik o zaman. Geçtik ikinci sorumuza. Evet denklemimizi gördük. Hemen ne sorulduğunu başlamadan önce a'yı 1, b'mizin eksi 1 ve c'mizin eksi 3 olduğunu bir yazalım. Peki bizim böyle bir formülümüz var mı? Yine yok arkadaşlar. Neyi hatırlayacağız? Peki ne yapacağız? Şunu hatırlayacağız. A küp artı B küpün formülünü hatırlayacağız. Burada da arkadaşlar A artı B'nin parantez küpü eksi 3 tane AB ve A artı B'den bir tane daha yazacağım. Yani her A gördüğüm yere x1, B gördüğüm yere x2 yazarsam şöyle bir formülümü çıkar. x1'in küpü artı x2'nin küpü eşittir. x1 artı x2'nin parantez küpü eksi 3 tane x1 çarpı x2 ve bir tane daha x1 artı x2 diye bir formülümüz çıkar. İşte çarpanları ayırmadan çıkıyor dedik. Şu küpü çok net görüyor musunuz bilmiyorum çirkin yazmışım. Haydi bakalım. Kök toplamı ve kök çarpımı hemen yazalım. Burası kök toplamı. Eksi B bölü A'nın parantez küpünü alacağım. Eksi 3 çarpı. Burası kök çarpımı arkadaşlar. C bölü A yazacağım. Ve bir tane daha kök toplamı gördünüz mü? Kök çarpımı ve kök toplamı. Bir tane daha eksi B bölü A yazacağım. Haydi yerleştirelim o zaman. B'yi eksiyle çarptım. 1 bölü A1 arkadaşlar görün diye yazıyorum. Küpü eksi 3 çarpı C'miz ne? Eksi 3 bölü 1 çarpı B'miz ne? Eksi 1 önünde eksi var. 1 bölü 1. Görün diye nasıl yerleştirdiğimi anlayın diye yazdım. 1'in küpü şurası oldu arkadaşlar. Artı 9 değil mi? Yanıtımız 1 artı 9'dan demek ki 10 olarak bulabiliyoruz. Anlaştık formüllerimizi nasıl kullanacağımızı, bu durumda çarpanları ayırmadan nasıl yararlanacağımızı biliyoruz. Şimdi yine formüllerimizin arasına böyle bir formül yok diyoruz. Üç tane formülümüz var. Kök toplamı, kök çarpımı ve kök farkı. Demek ki bunu da Yine çarpanları ayırmadan çıkartacağız. Hemen A'mızı yazalım 1, b'miz eksi 2, c'miz de arkadaşlar eksi 4. Peki bunda nasıl yararlanacağım? Nasıl bulacağım? 1 bölü x 1'in karesi artı 1 bölü x 2'nin karesini nasıl yaratacağım? Şöyle yaratacağım arkadaşlar. Payda eşitleyeceğim. Burası x 1'in karesiyle payda pardon x 2'nin karesiyle payda eşitleyeceğim. Buraya da x 1'in Karesi ile payda eşitleyeceğim. Haydi bakalım ne olacak peki yukarısı? x1'in karesi artı x2'nin karesi olacak. Biraz önce bunu kullanmıştık değil mi? Aşağısı ne olacak? x1 çarpı x2'nin karesi şekline gelecek. Peki karelerinin toplamı nasıldı arkadaşlar? x1 ile x2'nin toplamının parantez karesini alıyordum. Bunu eksi 2 çarpı x1 çarpı x2'den çıkartıyordum. Haydi bakalım aşağıya da yazalım. x1 çarpı x2'nin parantez karesi. Şimdi yerleştirelim mi formüllerimizi? Gördüğünüz gibi ilk ana 3 formülümüz var. Diğerlerini çarpanlara ayırmadan çıkartıyoruz. Kök toplamı arkadaşlar. Eksi b bölü a'nın parantez karesini alacağım. Eksi 2 tane diyeceğim. C bölü A diyeceğim. Aşağıda da arkadaşlar C bölü A'nın parantez karesini alacağım. Haydi başlıyoruz yerleştirmeye. B'mizin önünde eksi var. Bizden formülden eksimiz var. 2 bölü 1. Yazmayayım artık 1'i. Karesi eksi 2 çarpı C'miz ne? Eksi 4. A'mız 1 yazmayayım artık. Aşağıya geldim. Eksi 4 bölü 1'in parantez karesi. 1'leri yazmadım. Karesini aldım 4. Artı 8 yukarısı oldu, aşağısı 16 oldu. Yukarısı 12, aşağısı 16'dan 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 4 ve yanıtı buldum arkadaşlar ve bitirdim. Haydi bakalım, nasıl güzel yapıyoruz. Bu her şeyde deneme sınavında çıkan bir sorudur ve okul sınavlarında severler. Çünkü burada ekstra bir şeyler yapacağız. Ne yapacağız? Köklerinin, e, denklemimizin köklerinin köklerinin toplamını sormuş. Biraz ilginç oldu değil mi? Peki ne yapalım? Biz bu sorulana arkadaşlar x1 art kök içinde x2'ye bir harf verelim. Ne diyelim? T diyelim. Tamam. Bu köklerden kurtulmadığım sürece ben formüllerime benzetemeyeceğim. Hemen başlayalım. O zaman kökten kurtulmanın yolu her iki tarafın karesini almak. Başlıyorum. Birincinin karesini aldığım zaman kökle kare birbirini götürdü x1 kaldı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı dediğim zaman kök içinde x1 çarpı x2 oldu. İkincinin karesini dediğim zaman kök gitti x2 oldu. Bu da t kareye eşit oldu. Eee, ben buradaki formüllerin hepsini bilmiyor muyum arkadaşlar? Şu kök toplama değil mi? Bakın kök çarpımında burada. Şurayı alalım o zaman. A'mızın 1 olduğunu, B'mizin eksi 4 olduğunu, C'mizin 9 olduğunu biliyorum. Şöyle bulalım mı orada ayrıca. X1 artı X2'yi bulalım sonra yerleştirelim. Eksi B bölü A demiştik. Bunu ne bulduk? 4 bölü 1 yazmayalım. Peki X1 çarpı X2'yi de buradan bulalım mı? Bu da C bölü A'ydı. Bunu da 9 bölü 1, bir, 1'i yazmayalım. Haydi yerleştirelim o zaman. Burayı ne bulduk arkadaşlar? İsterseniz bir yan yana yazalım şunları. Ee, x1 artı x2 artı 2 tane kök içinde x1 çarpı x2'nin t kare olduğunu yani sorduğu ifadenin karesi olduğunu biliyoruz. Haydi yerleştirdik. Burayı 4 dedik. Artı 2 tane kök içinde 9 dedik. Bu da t kareye eşit dedik. 4 duruyor. 9 3 olarak çıkıyor. Oldu 6 t kareye eşitse t kare 10'dur derim ve karesi 10 olan sayı olmadığına göre t'mizi artı veya eksi kök 10 diye bitiririz. Neyi aramıştık? İlk sorduğuna t demiştik. Bakın pozitif değer ediyor. Kök 10 olarak soruyu bitirdik. Geldik buraya. Köklerinin çarpımı nedir diye sormuş. Arkadaşlar ilginç vermiş. Biz deneme sınavlarında bunu görüyoruz. Okul sınavlarında da bunu görüyoruz. Bakın arkadaşlar x1 ve x2'yi içeri koymuş. Peki burada ne yapacağız? Şöyle yapalım. Hemen kök toplamı formülünü bir yazalım bakın. Kök toplamımız x1 artı x2 eksi b bölü a mı? Aynen öyle. Denklemimizde a'mızın 1 olduğunu B'mizin şurası olduğunu, C'nin burası olduğunu biliyoruz. Yerleştirelim o zaman. X1 artı X2 eksi B bölü A. Formülümüzden eksimiz var. B'mizin önünde eksi var. Görüyoruz. X1 artı 3 bölü A da 1. Buna eşit olduğunu biliyoruz. Baktık. X1'ler gitti mi? Demek ki X2'nin 3 olduğunu bulmuşum demektir. Bir de buna istinaden Kök çarpımını yapalım. Aa ilk defa istinaden cümlesini kullandım. Bu da C bölü A'dır arkadaşlar. X1 çarpı X2. C'mizi yerleştirelim. Eksi 3 X2 artı 15 A'mız da 1'dir. Peki X2'yi 3 bulmadık mı? Hemen alalım yerleştirelim mi? Ne oldu burası? 3 tane X1 eşittir. 3 koymuştuk. Eksi 9 artı 15 haline geldi. 3 X1 Nedir? Burası 6'dır. X1'imizi 2 olarak bulduk. Kök çarpımını sormuş. Bulduk zaten köklerimizi. X1 çarpı X2'yi sormuş. 2 çarpı 3'ten biz direkt 6 olarak bulabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik alttaki sorumuza bakalım ne diyor. Simetrik 2 kökü var. Ne demekti? Simetrik 2 kökünün olması ne demekti? Yazalım hemen. Simetrik Kök. Unutmayın arkadaşlar, iki olasılık vardı, iki şekilde düşünüyorduk. Kesinlikle B'sinin sıfır veya diyorduk ki kök toplamları sıfır. Aynı şey değil mi arkadaşlar? Evet aynı şey. Ama denklemimize bir bakalım, iki tane x olduğunu gördünüz mü? Bunları bir düzeltelim o zaman. Denklemimiz şöyle mi oldu? X kare, 3x kare x parantezini aldım, açtım, eksi k artı 1x eksi 9k eksi 3 eşittir sıfır oldu. Simetrik kökünün olabilmesi için neyi biliyoruz? Kesinlikle b'nin sıfır olması gerektiğini biliyoruz. Hemen k değerini bulduk. Bakın kök toplamında aynı şey, oraya gitmedim, b'nin sıfır olduğunu söyledim eksi k artı 1'in 0 olduğunu biliyorsam k dediğim şeyin 1 olduğunu söyleyebilirim. K'yı yerleştirelim mi? Bizim denklemimiz 3x kare ortası x'i ifade gitti. Yerleştiriyorum denklemimi içine. Eksi 9, eksi 3, eksi 12 eşittir 0 haline geldi. Kökler çarpımı diyor. x1 çarpı x2'yi soruyor. Neydi o da? C bölü A değil miydi? Evet. Denklemimize bakalım. A'mız 3. B'miz yok. Zaten 0 olduğunu söylemiştik. C'miz de eksi 12. Yerleştirelim doğal olarak. Eksi 12 bölü 3'ten kökler çarpımını biz eksi 4 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir sınav sorusu olabilir. Denkleminin kökleri A ve B ise kökleri ne köklerinden küçük olanı bulunuyor. Arkadaşlar Özellikle köklerini A ve B harfleri kullanacak ki kafamızı karıştırsın. Ben A ve B diye bir kök bilmiyorum, değil mi? Bilmiyorum. Ne yapalım? Bu A gördüğüm yere direkt x1 yazalım. B gördüğüm yere de x2 yazalım. Biz bu denklemi A'lı B'li bilmiyoruz. Bu şekilde yazabiliyoruz. Kök ilişkilerinde bu şekilde bilebiliyoruz. Hemen denklemimizi düzelttik. Aslında bana bunu vermiş. Unutmayın. köklerimizde artık A ve B değil. A yerine X1 yazdığımızı B yerine X2 yazdığımızı unutmayalım. Peki biraz önce buna benzer bir soru yapmıştık. Ne yapmıştık? Hemen kök toplamı ve kök çarpımı formülünü yazmıştık. Kök to toplamı X1 artı X2. Eksi B bölü A demiştik. A'mız görüyoruz. B'mizi görüyoruz. C'mizi burada görüyoruz. Kök toplamı formülü yazdım. Eksi B bölü A dedim. Ve X1 artı X2'nin formülden gelen eksimiz var. Eksi X1 eksi 5 A'mız 1 olduğu için yazmadım. Bu böyle bir kalsın mı? Ya da şöyle atayım mı? 2X1 artı X2 eşittir eksi 5. Buradan elimizde bir şey geçmedi. O zaman kök çarpımına gidelim x1 çarpı x2'nin c bölü a olduğunu biliyorsam hemen c'yi de yerleştirelim. x1 çarpı x2 c bakın arkadaşlar eksi 2x2 2x2 a'mız 1'di. Evet buradan elimize bir şey geldi. Ne geldi? x2'ler gitti ve ben buradan birinci kökü eksi 2 olarak buldum. Küçük kökü soruyor. Hangisinin küçük olduğunu bilmiyorum. O zaman yerleştirelim buraya eksi 4 artı x2 eşittir eksi 5 diyelim. Ve ikinci kökü de eksi 1 olarak bulalım. Küçük olan kökünü sormuş. Küçük olan kökü eksi 2 deyip bitirelim. Anlaştık. Evet geldik. Her sınavda, her okul sınavında olan bir soru tipi. Arkadaşlar bundan çok hazırlamışımdır. Büyük bir olasılıkla. Evet, kesinlikle çok hazırlamışım. Evet, dikkatli bakalım. Şimdi diyor ki, alalım denklemimizi. Bu 2x kare eksi x eksi 5 eşittir 0 denkleminin kökleri. Bunun köklerini x1 ve x2 dediğimizi biliyoruz. Bu köklerin birer fazlasını kök kabul eden, yani x1 artı 1 ve x2 artı 1 olan bir ikinci derece denklemimiz var. Bu ikinci derece denklemimizde şöyle belirleyelim. x kare eksi tx artı ç eşittir 0 yapalım. Bu t dediğim şey nedir arkadaşlar? Bu t dediğim şey x1 artı 1 ile x2 artı 1'in toplamı. Yani x1 artı x2'nin bir de 2 eklenmiş hali. Tamam. Peki bunu nereden bulacağım? geleceğim. Bana verdiği denklemden bulacağım tabii ki. Buradan x1 artı x2'yi bulalım. Eksi b bölü a. Bakın bu denklemin a'sını b'sine bakacağım. Buradan eksi b bölü a dediğim için burada 1 bölü 2 diyeceğim. Bir de bu denklemin kök çarpımına gideceğim. Bu da c bölü a'dan eksi 5 bölü 2. Bu bana verdiği ilk ana denklemin köklerini kullanacağım. Haydi o zaman x1 artı x2'yi bulduk. Biz buraya 1 bölü 2 artı 2 diyelim. Bunu da toplayalım. 5 bölü 2 diyelim. Geçelim ç'ye. ç ne demek? Bu köklerin çarpımı. Yani x1 artı 1 ile x2 artı 1'in çarpımı demek. Dağıtarak çarpalım. x1 çarpı x2 artı x1 artı x2 artı bir halinde yazdım. Nasıl çarptım? Şöyle dağıtarak çarptım değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Şimdi bunları yerleştirelim. C bölü A neydi? Eksi 5 bölü 2 idi. Kök toplamı ne? Bakın burada kök toplamı var. O da 1 2. Bir de artı birimiz var. Bu ifademiz de biraz yukarı kaydırayım artık. 2, 3, eksi 2 bölü 2. Sadeleştirmeyin arkadaşlar. Şimdi ana denklemimize nerede? Şuraya yerleştirelim. X kare eksi t'miz nerede? Bakın burada. 5 bölü 2. 5 bölü 2 x. Ç'miz nerede? Bakın burada. Eksi 2 bölü 2 eşittir 0. Neden paydayı ya da sadeleştirmedim, paydayı bozmadım? Denklemimiz şıklarda böyle olmayacak. Payda eşitleyin arkadaşlar burada. 2 ile denklemimiz şıklarda 2x kare eksi 5x eksi 2 eşittir sıfır şeklinde olacak. Anlaşıldı herhalde. Bir tane daha yapacağız. Daha net anlayacağız. Hmm, yer nereye yapacağım ayıptır sorması. Haydi bakalım. Yukarıda yer bırakmış mıyım oraya taşıyayım mı? Evet taşıyabilirim. Evet. Bakalım ya da yana gideyim silerim. <laughs> Çok yer bırakmamışım. Diyor ki arkadaşlar x kare eksi x eksi 1 eşittir 0 denklemini kök kabul eden. Demek ki bu denklemimizin kökleri x1 ve x2. E, bu denklemin köklerini 2 eksiğinin yarısı. Bakın gördüğünüz gibi x2'nin 2 eksiğinin yarısını kök kabul eden Bizim bir ikinci derece denklemimiz var. Bu da nedir? x kare eksi tx artı ç eşittir 0. Hemen t'yi ç'yi bulmak için sağa gidiyorum arkadaşlar. T'miz nedir arkadaşlar? x1 eksi 2 bölü 2 artı x2 eksi 2 bölü 2. Ortak faydada yazdığım an bu x1 artı x2 eksi 4 bölü 2 haline geldi. Bakın kök toplamı çıktı. Geldim. İlk verdiği denklemde x1 artı x2'yi buldum. Kök toplamı eksi b bölü a. Hemen b'mizi, c'mizi görelim. Eksi b bölü a. Formülümüzden eksi var. B'miz eksiydi. Evet. Burası 1 bölü 1 oldu. Kök çarpımı da yazalım. x1 çarpı x2 c bölü a. O da eksi 1 oldu. Şuraya arkadaşlar 1'i bir yerleştirelim. Demek ki bizim formüle koyacağımız t'miz ne oldu? Eksi 3 bölü 2 oldu. Şimdi çarpımı biraz gıcık. Çarpımına bakalım arkadaşlar. Ne yapalım? x1 eksi 2 bölü 2 ile x2 eksi 2 ama ne gıcık sorular seçmişim. Evet dağıtalım arkadaşlar. Yukarıyı dağıtarak çarpıyoruz. Değil mi? x1 ile x2'yi çarptım. x1 çarpı x2 dağıttım. Eksi 2x1 eksi 2x2 artı 4 bölü 4 oldu. Ne yaptım? Yukarıyı dağıtarak çarptım. Tamam. Şurayı arkadaşlar eksi 2 parantezin alırsam elime şöyle bir denklem mi çıkar? x1 çarpı x2 eksi <laughs> Şuraya sığmadı, 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 sığmadı. Geldim aşağıya. Oraya arkadaşlar ben ee, eksi 2 parantezini alsam x1 çarpı x2 eksi 2 tane x1 artı x2 ve artı 4 bölü 4 dedim. Haydi yerleştirelim. Aman ne kadar dar yer bırakmışım ya. Neyse haydi bakalım. Kök çarpımımız burada mı arkadaşlar? Bakın eksi 1. Kök toplamımız 1'di oldu eksi 2 artı 4 bölü 4. Burayı da ne buldum? 1 bölü 4 buldum. Şimdi bu bulduklarımı yerleştirelim arkadaşlar. Şurayı kullanayım. Hangi formüle yerleştireceğim? x kare eksi t x artı ç eşittir 0 denklemine yerleştiriyorum. x kare t'yi ne buldum? t'yi şurada buldum arkadaşlar. Formülden eksim var. Oldu artı 3 bölü 2x Ç'yi yine buldum. Artı 1 bölü 4 ve payda eşitledim. Böyle bir denklem olmayacağını biliyorum şıklarda. Bunu 4 ile genişlettim. Bunu da 2 ile genişlettim. Demek ki şıklarda ne göreceğim? 4x kare artı 6x artı 1 eşittir 0 denklemi. Ne yapıyorum? Verdiği denklemin kök toplamı kök çarpımı buluyorum. Daha sonra köklerini verdiği denklemlerin bir topluyorum, bir çarpıyorum. Bulduklarımı yerleştirip denklemi yaratıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım var mı bir tane daha bunda? Bakalım. Aa evet var. Yine aynı soru tipi neden? Çok çıkıyor arkadaşlar. Bizim bu denklemimiz x kare artı x eksi 2 eşittir 0 denkleminin köklerinin çarpmaya göre tersini kök kabul eden. Ne demektir çarpmaya göre tersi? Yani 1 bölü x1 ile 1 bölü x2 gibi kökleri olan denklemimizde neyi biliyoruz? x kare eksi t x artı ç artı ç eşittir 0 denklemi. Hemen başlamadan şu verdiği ilk denklemin kök toplamını yazalım. x1 artı x2 eksi b bölü a mı? Şurası a, şurası b ve burası da c yazalım. Eksi B bölü A'dan ben burayı eksi 1 buldum. Bir de çarpımını yazalım. X1 çarpı X2 C bölü A'ydı. C'miz de eksi 2 idi. Tamam bunları bulduk. Şimdi gelelim bizim T'lerimize. T dediğim şey 1 bölü X1 ile 1 bölü X2'yi topla diyor. Ne yapalım? Payda işleyelim bu ifadede. Payda işleyelim. Bunu x2 ile bunu x1 ile çarpalım ve yukarısı x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 olduğuna karar verelim. E, kök toplamını bulmuştum eksi 1. Kök çarpımı buldum eksi 2. Bakın burada bu değerleri yerleştirdim. T'yi 1 bölü 2 olarak buldum. Bir de Ç'yi bulalım. Ç'yi nasıl buluyorum? 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'yi çarpıyorum. O da arkadaşlar 1 bölü x1 çarpı x2 haline geliyorsa çarpımım da yukarıda eksi 2 idi. Tamam bunu da buldum. Eksi 1 bölü 2. Bu iki değeri nereye koyuyorum? Denklemime koymaya başlıyorum. Haydi bakalım. Ne oldu? x, x kare eksi 1 bölü 2 x eksi 1 bölü 2 eşittir 0. Payda eşitledim arkadaşlar. Böyle olmayacağını biliyorum. Bunu 2 ile genişletirsem şıklarda göreceğim denklem x Evet. 2 x kare eksi x eksi 1 eşittir 0 denklemi olacağını biliyorum arkadaşlar. Şimdi bu soruyu yapabilmek için biraz önceki çözümümü silmek zorundayım. Nasıl yer ayar ayırmışsam bilmiyorum. Geçemiyorum da bu soru güzel bir soru arkadaşlar. Evet. Burayı silelim bir temizleyelim. Şimdi bir tane denklem vermiş. Bakalım ne vermiş arkadaşlar? Tanıdık şeyler var değil mi? Tanıdık şeyler var. Bir düzeltelim mi bunları? Şurası x1 çarpı x2. Bunu da bir eksi parantezine alsam. x1 artı x2. E biri t, biri ç dediğim şey değil mi? Bu dört. Burayı da 2x1 madem öbürünü yazdım bunu da yazalım. Artı x1 artı x2 niye parantezde yazdım? Daha rahat görün diye. Biz biraz önce çözdük. Buna biz ç demiyor muyuz? Buna da t demiyor muyuz? Evet. Şöyle iki tane denklem bulalım o zaman. Ç eksi t'nin 4 olduğunu yani kök çarpımıyla kök toplamının farkının 4 olduğunu 2Ç ile T'nin toplamının da 2 olduğunu biliyorum. Taraf tarafa götürürsem ben 3Ç'yi 6 yani kökler çarpımını 2 olarak bulurum. Alayım bir denklemin içine koyayım arkadaşlar. Kökler toplamında ne buldum? Attım öbür tarafa ve eksi 2 buldum. E bizim denklemimiz yok mu? x kare eksi t x kökler toplamını ve kökler çarpımı biliyorsam ben buraya yerleştirmiyor muyum? Ve yerleştirdim. Artı 2x neden artı oldu? T'mizin eksisi var. Formülden eksimiz var. Artı 2x oldu. Artı 2 eşittir 0 denklemi oldu. Unutmayın arkadaşlar bu soruyu deneme sınavlarında gördüğümüz bir soru kalıbıdır. Evet. Gördüğünüz gibi kök toplamını, kök çarpımı buldum ve bizim vazgeçilmez formülümüz x kare eksi tx artı ç denklemine koydum ve denklemimi buldum arkadaşlar. Yine aynı soru tipine dönmüşüm. Neden? Önemli çünkü arkadaşlar. Bakın bunu da bir bulalım. Diyor ki bana şu denklemin x kare artı 2x eksi 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir demiş. Bana bunları değil de kökleri x1 artı 1 bölü x2 ve x2 artı 1 bölü x1 olan ikinci derece denklemin bulun. Ve bu da bizim x kare eksi tx artı ç eşittir sıfır denklemimiz. Hemen şuradaki x1 ve x2'yi bulalım mı? x1 artı x2 eksi b bölü a'dan. Bakın a'mız, b'miz ve c'miz. Yerleştirirsek biz buradan arkadaşlar eksi 2 bulduk. x1 artı x2, x1 çarpı x2'yi de yazalım. Bu da c bölü a. Bu da nedir arkadaşlar? Eksi 2'dir. Tamam. Şimdi bizim T'lerimize, Ç'lerimize başlayalım. Biraz içinde boğulacağız galiba. T dediğim şey x1 artı 1 bölü x2 ile x2 artı 1 bölü x1'in toplamı. Şu bildiklerimi yan yana yazayım. x1 artı x2'yi yan yana yazayım. Diğerlerini de yan yana yazayım. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2. Şunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Payda işlemiyor muyduk biz düzeltebilmek için? X1 diğerlerine dokunmuyorum. Çünkü ben burayı biliyorum. Yukarıda arkadaşlar eksi 2. Oraya dokunmuyorum. Eksi 2'yi yazdım. Ve ben burada payda işlersem yukarıda X1 artı X2. Aşağıda X1 çarpı X2'nin çıkacağını fark ediyorum. Bu değerleri de yerleştirirsek eksi 2 x1 artı x2 eksi 2 bulmuştuk. x1 çarpı x2 eksi 2 bulmuştuk. Buradan bir birimiz geldi. Eksi 2 artı 1'den kök toplamını yani t dediğimiz şeyi eksi 1 olarak bulduk. Şimdi gelelim dinlere san çarpmamıza. Evet dikkatli olacağız şimdi. Ç'imizi de bulalım. Ne diyor bana? Bu kökleri çarp diyor. 1 bölü x2 ve x2 artı 1 bölü x1'i çarpıyorum. Nasıl çarpacağım? Dağıtarak çarpacağım. Dağıttım arkadaşlar. x1 çarpı x2 oldu mu? Evet. Bununla bunu çarptım. Oldu orası 1. Ama ne kadar güzel gitti. Bununla bunu çarptım. Oldu orası da 1. Neden? x2 bölü x2'den 1. Bunu çarptım. Burası da oldu. 1 bölü x1 çarpı x2. E bitirdik o zaman. Kök çarpımı neydi arkadaşlar? Bakın görüyorsunuz eksi 2. Şurası eksi 2. Buradan bir artı 2 geldi. Buradan da bir tekrar o ilk eksiği önüne koydum arkadaşlar. Artı 2 iki, eksi 2'yi götürdü. Kökler çarpımını eksi 1 bölü 2 bulduğum. Şimdi yazacak yer arıyorum. Nasıl olsa buraya yapmayacağız şimdi. Haydi bakalım. T'yi ne bulduk? T'yi gördük mü bu kargaşada? Eksi 1 bulduk. Ç'yi ne bulduk? Eksi 1 bölü 2 bulduk. Yerleştirelim mi? Hangi denkleme? X kare eksi T, X artı Ç eşittir sıfır denklemine yerleştiriyorum. X kare. Formülümüzden bir eksi var. T'mizde de eksi var. Oldu artı 1x yazmıyoruz. X yazıyoruz. Ç'miz ne? Eksi 1 bölü 2. Böyle olmayacağını biliyoruz değil mi? Payda eşitliyoruz. 1, 1. Bunu 2 ile genişletirsem şıklarda böyle olmaz. Şıklarda göreceğimiz denklem 2x kare artı 2x ve eksi 1 eşittir. 0 denklemi görüyorum arkadaşlar. Evet bu çok sorulan bir soru olduğu için hem okul sınavlarınızda hem de deneme sınavlarında bu soru kalıbından çok yapmışım. Soru çözümünde de büyük bir olasılıkla çok fazla örnek göreceksiniz. Şimdilik benden bu kadar. Soru çözümlerinde görüşelim o zaman. Sevgiyle, saygıyla kalın arkadaşlar. Zor bir konu değil. Yalnızca işlem kalabalığı. Gözünüz korkmasın. Bakın soru çözümünde aslında konuyu anladığınızı anlayacaksınız. Sevgiyle kalın. Haydi hoşça kalın.